Anlıyoruz ki İlhan Sami Özel'inde susuz yere 28 yıldır içeride. Hiçbir suçlandığı, hiçbir suçu devlet delilini bulamıyor ve ispatlayamıyor. Dolayısıyla İlhan Sami suçsuz. İlhan Sami terörist değil. İlhan Sami Çomak, yani hem bir şair olarak hem de adaletsizliğe uğramış bir tutsak olarak takip ettiğim biriydi. Bu adaletsizlik hakkında da bir oyun, bunu görünür kılmak için de bir oyun yapmak istiyordum. İlhan Sami yeniden bir oyun yazmak ister mi acaba benim çıkardığım bu parçalar üzerinden? İlhan Sami'ye iletti İpek Özel durumu. İlhan Sami önce biraz, yani yapabilir miyim diye hafif endişe etti. Endişelerini bildirdi. Ama sonra denemeye karar verdi. Yani biz burada elektrik eylemleriyle, elektrik kesildi, elektrik açıldı, kapandı derken bir tarafından da İlhan Sami ile Karınca Yuvası'nı Dağıtmamak kitabı üzerinden Hayat Seni Çok Seviyorum oyununu planlıyorduk, hazırlıyorduk. Böyle iç içe geçmiş böyle süreçlerdi onlar. Bir cezaevinde uzun yıllardır, 28 yıldır tutuklu olan bir şairin bu tutukluluk sürecini, tutukluluk sürecinden önceki yaşantısını ve çocukluğunu, gençliğini, zaten gençliğinde cezaevine girdiği için o süreçte aniden kesintiye uğramış yaşantısını, en azından dışarıdaki hayatının kesintiye uğramasıyla birlikte içeride geldiği noktayı, kendini özgürleştirdiği noktayı, zihnini özgürleştirdiği noktayı anlatan müzikli bir oyun. Hepten bir müzikal gibi düşünmemek lazım. Yani hepten böyle insanlar buraya geldiğinde horra böyle bir konser havasında bir oyun izlemeyecekler. Yani daha önce de söylediğimiz gibi müzik bence oradan geçerken oyuna uğramış ve böyle bir ufak bir dinlenip sonra da yoluna devam etmiş gibi bir şey yaşatmaya çalıştık. Mesela İngilizce oynadığımızda ya da başka bir dil oynadığımızda belki çok fazla konu olamayabiliyor ama bazen işte bir Kürtçe mesele olabiliyor mesela. İşin bu kısmı biraz bizi acıtmıyor değil. Aslında bizim hayatımız iki dilli şu an. Şimdi bir oyun oynamak, böyle bir metni oynamak, zaten başında Kemal abi bu metni, bu teksti yolladığında işte böyle bir planım var, böyle bir çalışma yapacağız diye görüşme sağladığında ben dedim ki abi şimdi şöyle, ben dil konusunda problem yaşıyorum, hani nasıl aktarabileceğim gibi böyle kendimi olumsuz bir şeyde ifade etmeye çalıştım ama yani... Evet, biz bu iki dilliliği hayatımızda yaşıyoruz ve bazen zorlanıyoruz, bazen üstesinden geliyoruz bu zorlukların. Hayat Seni Çok Seviyorum oyununu İlhan Sami tutsaklıktan kurtulana kadar oynayacağız, sürdüreceğiz. En azından yani en az o kadar sürdüreceğiz. İlhan Sami çıkacak, gelecek, şu koltuklarda oturacak ve oyunu seyredecek, yazdığı oyunu seyredecek. Ve birlikte oyunu kutlayacağız.